Duyuyorum, duyuyorum. Spor TV ekranlarından herkese iyi hafta sonları. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray Çağdaş Faktöring BOTAŞ Spor'u ağırlıyor. Ben Fatih Dilber, maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Galatasaray ligde oynadığı ilk 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. BOTAŞ Spor'da bir maç eksiği var. Bir haftayı bay geçti. 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. 13. sırada BOTAŞ Spor, Galatasaray'da 7. sırada. İlk 4 hafta geride kaldığında 5. hafta başlarken. Galatasaray'ın ilk 5'i Yuli Vanlu, Hintman Abdelkader, Meltem Yıldızan, Kiki Harrigan, Maisha Heinzelen. Galatasaray'da Tiffany Mitchell bu hafta takıma dahil oldu. Ama kadroda değil, hafta içi oynanacak Avrupa Kupası maçında oynamasını bekliyoruz. Alper Durur, koç Alper Durur, Galatasaray'ın koçluğunu geçen seneden bu yana yürütüyor. Şakül şu anda ekranlarda, BOTAŞ'ın koçu. O da bir dönem Galatasaray'da da görev yapmıştı. BOTAŞ'ın ilk beşi de Salih Amandıracı, Manolya Kurtulmuş, Nihal Güngör Yıldırım, Lindra Weaver ve Joyner Holt. Teyon'da Fitzgerald'ın sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemediğini söyleyelim. İki takım da geçtiğimiz sezon yarı finali görmüşlerdi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ligi 3. normal sezonu 3. ve 4. bitirmişlerdi. Bu sezona çok iyi başladıklarını söyleyemeyiz iki takım içinde. Bekledikleri gibi başladıklarını söyleyemeyiz. Eksik başlamışlardı. Şimdi yavaş yavaş takımları toparlanıyor. Galatasaray'ın yabancıları eklenmeye başladı. Ama BOTAŞ'ta Feyenoord'da Fitzgerald'ın sakatlığı var. Maçın hakem üçlüsü Altuğ Kösederli, Metehan Alaçam ve Atakan Kaymak. Bakalım, umarız keyifli
güzel bir basketbol günü, güzel bir basketbol maçı izleriz. Biz de bunu aktarmaya çalışırız. Maçın başlamasına yaklaşık 1,5 dakikalık bir süre kaldı. Galatasaray geçen hafta Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşmıştı. Maçı özellikle 3. çeyrek ortasından itibaren ortaya koyduğu performansla farklı kazandı. Botaş ise geçen sezonun finalisti Çukurova basketbolu ağırlamıştı. Şu anda da Galatasaray kadın basketbol takımı efsanelerinden Işıl Alben ekranlara geliyor. O da idari bir görevde Galatasaray'da, Galatasaray kadın basketbol takımında. Botaş'ta geçtiğimiz hafta Çukurova basketbola kaybetti kendi sahasında. Onlar da maçın içerisinde, hatta o maç özelinde çok girememişlerdi. Onlar için de bir reaksiyon maçı olabilir. Yine Ege Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta dün oynanan Fenerbahçe Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlamıştı. Dün oynanan maçı Fenerbahçe 114-48 kazandı. Bugün de ligde 3 maç var. Bu maçla birlikte başlayan Melik Gazi Kayseri Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol maçı var. Bugün yine 16'da Çukurova Basketbol'da Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya gelecekler. Ve Kiki Harrigan hava atışına çıkacaklar. İlk hücum Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün olacak. Hintan Abdelkader, Manolo Kurtulmuş var savunmasında. Julie Van Loo. Ayşe Heinz Allen'ı gördü. Atışında isabet yok. Join Holmes aldı reboundu. Saliha Mandıracı ve Botaş spor hücumu. Saliha Mandıracı da geçtiğimiz sezonu daha çok kadınlar basketbolu gibi alt ligde Botaş gelişim spor. Botaş gelişimde forma gerek geçirmişti. Lindra Weaver, orta mesafe atışı isabetli değil. Rebound Meltem Yıldızhan'da kaldı. Julie Van Loo, 3 sayılık atışı. Atışı isabetli. Maçın ilk basketleri Julie Van Loo'dan geldi. Manolio Kurtulmuş. Nihal Güngör Yıldırım. Join Rolls. Lindra Weaver. Join Rolls. Lindra Weaver. Nihal Güngör Yıldırım. 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound. Mayesha Heinzelen'de kaldı. Mayesha Heinzelen kendi gitti, atışında isabet yok. Lindra Weaver aldı reboundu. Lindra Weaver diyor. Orta mesafe atışı. Atışında onun da isabet yok. Rebound. Julie Van Loo'da kaldı. Joyner Holmes. Julie Van Loo'nun topuna elini soktu ve topu aldı. Topu çaldı. Salia 3 sayılık atışı, atışında isabet yok. Mayesha Heinzelen'de kaldı rebound. Julie Van Loo ve Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün hücumu. Hintan Abdelkader. Hintan Abdelkader orta mesafe atışı, atışında isabet yok. Joyner Holmes reboundu aldı. Salia Mandıracı'dan bir hücum foul. Topun olmadığı yerde Hintan Abdelkader'e. Basit hata geldi. Burada.
unvanlı vurdu. Ki Kerrigan'ın perdesini kullandı. Maisha Heinzelen. Joyner Holmes var savunmasında. Maisha Heinzelen orta mesafe atışı isabetli değil. Ki Kerrigan aldı hücum reboundunu. Heinzelen'i gördü. Heinzelen'in basketi 5-0'a getirdi maçı. Maisha Heinzelen. Salih Mandıracı ve Botaş sporucu bu. Nihal Güngör Yıldırım. Meltem Yıldızhan var savunmasında. Nihal Güngör Yıldırım potaya gitti. Atış isabetli. Botaş'ın maçtaki ilk sayıları Nihal Güngör Yıldırım'dan geldi. Julie Vanlu. Hint Ben Abdelkader'e gördü. Julie Vanlu. Salih Mandıracı var savunmasında. Vanlu. Joyner Holmes. Topa elini soktu. Meltem'in atışı isabetli değil. Joyner Holmes. Maisha Heinzelen'la birebir oynadı. Orta mesafe atışı isabetli. Joyner Holmes'un farkı bire indirdi. Meltem Yıldızhan. Kiki Arigan. Lindra Weaver var savunmasında. Julie Vanlu. Orta mesafe atışı Julie Vanlu'nun atışında isabet yok. Rebound Lindra Weaver'da kaldı. Lindra Weaver topla birlikte çıktı yarı sahaya. Joyner Holmes uzaktan attı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Julie Vanlu. Bu sefer Julie Vanlu'nun üçlüğü isabetli. Joyner Holmes kaçırdı. Julie Vanlu cevabı verdi. Joyner Holmes. Manolo kurtulmuş. Perdesini kullandı. Joyner Holmes'un. Joyner Holmes. Manolo kurtulmuşun pası asisti. Joyner Holmes'un basketi. Fark 2'ye indi. İlk 4 dakika geride kaldı. 8-6 Galatasaray'ın üstünlüğü var. Botaş karşısında. Hint Ben Abdelkader. Orta mesafe atışı. Atışında isabet yok. Joyner Holmes reboundu aldı. Salih Mandıracı'ya teslim etti topu. Lindra Weaver hızlı geldi Botaş. Lindra Weaver Kiki Erigan'ın bloğu. Kiki Erigan'ın bloğu geldi. Ligin blok lideri Kiki Erigan bu maça da blok yaparak başladı. Hint Ben Abdelkader. Meltem Yıldızhan. Maisha Heinzelen'in perdesini kullandı. Joyner Holmes'un foul'ü geldi. İki serbest atış kullanacak. Meltem Yıldızhan. Geldi Meltem Yıldızhan'dan. Koğuş çizgisinde aslında çok fazla hata yapmayan bir oyuncu. Bu sezon 11 denemede 10 isabeti vardı. Joyner Holmes. Joyner Holmes ve Lindra Weaver arasında anlaşmazlık vardı ama Joyner Holmes biraz uyudu orada. Maisha Heinzelen'in atışı başarılı değil. Salih Mandıracı. Joyner Holmes. Manolo kurtulmuş. Salih Mandıracı. 3 sayılık atışı isabetli Salih Mandıracı'nın. Skora dengeyi getiriyor. Genç oyuncu. Julie Vanlu. Ve Galatasaray hücumu. Vanlu 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound. Maisha Heinzelen'de kaldı. Vanlu. Bir 3 sayılık atış daha. Bu da kısa kaldı. Lindra Weaver aldı reboundu. Topu yarı sahaya Lindra Weaver geçirdi. Nihal Güngör Yıldırım. Meltem Yıldızhan var savunmasında. Joyner Holmes'un perdesini kullandı Nihal Güngör Yıldırım. Potaya gitti. Sol turnikesi isabetli. Botaş'ı öne geçiriyor Nihal Güngör Yıldırım. Hint Ben Abdelkader. Joyner Holmes'un üzerine gitti. Basit hata geldi. Hint Ben Abdelkader'den. Galatasaray'da Büşra Akbaş ve Sude Yılmaz oyuna giriyor. Botaş'ta da Işık Güven ve Tayyar Aymer oyuna giriyor. Galatasaray'da Meltem Yıldızhan ve Julie Vanlu kenara geldi.
başladı. Joyner Holmes ve Salih Mandırıcı kenara geldi. Işık Su Güven de TKB'de bir alt ligde Botaş gelişim forması da giyiyor. Indra Weaver orta mesafe atışı isabetli. Farkı 4'e çıkarttı Galatasaray karşısında Botaş. Kiki Erigan orta mesafe atışı düzen dışı bir atış geldi. Kiki Erigan'dan Tayyar Aymar koşarak geçirdi topu yarı sahaya. Işık Su Güven. Büşra Akbaş var savunmasında. Tayyar Aymar. Manolya kurtulmuş. Sude Yılmaz'ın yardımı en son top Sude'ye çarpıp potanın altına çarptığını söyledi. Altuğ Köselerli. Botaş hücumu devam edecek. Son 9 saniye. Galatasaray'da ikinci güçlü oyuna giriyor. Maisha Heinzel'in kenara geliyor. Tayyar Aymar. Lindra Weaver. Orta mesafe atışı. Lindra Weaver'ın atışında isabet yok. Büşra Akbaş aldı reboundu. Büşra Akbaş. Orta mesafe atışı. Kendi reboundunu aldı. Bunda da isabet yok. İnci Güçlü'de kaldı rebound. İnci Güçlü'nün atışı isabetli. Manolya kurtulmuş. Sude Yılmaz var savunmasında. Tayyar Aymar potaya gitti. Atışında isabet yok. Büşra Akbaş'ta kaldı rebound. İnci Güçlü'nün perdesini kullandı Büşra Akbaş. İnci Güçlü orta mesafe fake'ini yaptı. Hatalı yürüme geldi. Basit hata İnci Güçlü'den. Tayyar Aymar'la Botaş hücumu. Işık Su Güven'e teslim etti Tayyar Aymar. İnci Güçlü topu çaldı. Tayyar Aymar'ın müdahalesi Galatasaray hücumu olacak. Kerrigan, Sude Yılmaz. Lindra Weaver var savunmasında. Büşra Akbaş. Kiki Harrigan. Büşra Akbaş. Işık Su Güven. Perdede foul geldi. Nihal Güngör Yıldırım'dan. İnci'yi gördü. İnci orta mesafe atışı Panya'nın da yardımıyla basketi buldu İnci Güçlü. Skora dengeyi geçirdi. İnci'nin de dördüncü sayısı bu maçtaki. Salih Mandıracı, Büşra Akbaş var savunmasında. Hatice Pelin Gülçelik oyunda. Büşra Akbaş'ın foul'ü geldi. Meltem Yıldızhan oyuna giriyor. Kiki Ergin kenara geliyor. Salih Mandıracı. 3 sayılık atışı Salih'in atışında isabet yok. Rebound'a girdi. Hatice Pelin Gülçelik rebound aldı. Lindra Weaver. Büşra Akbaş'ın üzerine gitti. Orta mesafe Lindra Weaver'ın basketi geldi. Lindra Weaver'ın da dördüncü sayısı bu maçtaki. Büşra Akbaş ve Galatasaray hücumu. İnci Güçlü. Julie Vanlu. Meltem Yıldızhan. Büşra Akbaş. İnci Güçlü'nün perdesini kullandı. İnci'yi gördü. İnci. Tayyar Aymar'ın foul'ü geliyor.
2 serbest atış gelecek ince güçlüden. İnce ilk atışında isabet var. 5. sayısı bu. İnce güçlünün. İnce'den çizgide 2-2 geliyor. Eskora dengeyi getiriyor İnce güçlü. Salih Amandıracı ve Botoş hücumu. Son 1 dakika içerisindeyiz. Tayyar Aymır. Manolya kurtulmuş. Teslim al topu. Atış Pelin Gülçelik. Potaya gitti, atışında isabet yok. İnci Güçlü de kaldı, rebound. Güçlü Akbaş ve Galatasaray hücumu. Julie Wanlu. Güçlü Akbaş'ı gördü. İnci'nin perdesini kullandı Büşra. Büşra potaya gitti. Atışında isabet var. Galatasaray'ı tekrardan Büşra Akbaş öne taşıyor. 17-15 Galatasaray üstünlüğü var. Salih Mandıracı. Atış Pelin Gülçelik. 3 sayılık atışı kısa kaldı. Büşra Akbaş reboundu aldı. Son hücum olarak kullanacak Galatasaray Julie Wanlu'yla. Salih Mandıracı var savunmasında. Julie Wanlu Büşra'yı gördü. 3 sayılık atış Büşra Akbaş'tan isabetli. İlk çeyreğe noktayı koyuyor Büşra Akbaş. Arda arda 5 sayı, Galatasaray'ı 5 sayı öne geçirdi. Büşra Akbaş Botaş karşısında. İlk çeyreğin sonunda Galatasaray'da Julie Wanlu ve İnci Güçlü'nün 6'şer sayısı var. Büşra Akbaş çeyreğin sonunda arda arda attığı 5 sayıyla ilk çeyreği tamamladı. Botaş'ta da Lindra Weaver, Nihal Güngör Yıldırım ve Joyner Holmes'un 4'er sayısı var. İlk çeyrekte öne çıkan istatistikler bu şekilde. İkinci çeyrek Botaş hücumuyla başlayacak. Botaş'ta Zidane Kran'da oyunda. Manolya kurtulmuş. Joyner Holmes'un perdesini kullandı. Tayyar Aymır orta mesafe atışı isabetli değil. Rebound Zidane Kran'da kaldı ve Julie Wanlu'nun reboundu geldi. Joyner Holmes orta mesafe atışı isabetli değil. Julie Wanlu reboundu aldı Galatasaray. Yarı sahayı çok iyi koştu. Meltem Yıldızhan'ın turnikesi geldi ve farkı 7'ye çıkarttı. Galatasaray Çağdaş Factoring Botaş karşısında. Maçtaki en yüksek fark şu ana kadarki. Manolo kurtulmuş. Sude Yılmaz var savunmasında. İnci Güçlü araya girdi. Geriye koşmakta çok zorlanıyor Botaş. Meltem Yıldızhan'ın bir turnikesi daha.
koç Barış Akgün'den ard arda gelen basketlerden sonra mola geldi. Meltem'in iki boş turnikesinden sonra mola geldi Barış Akgün'den. Meltem'in de 5. sayısı oldu bu maçtaki. Botaş'tan moladan sonra Deniz de oyunda. Salih Mandracı. Köşede Zilan'ı gördü. Atışında isabet yok. Yine hızlı koştu Galatasaray. Sude Yılmaz'ın basketi geliyor. Ve farkı çift tanede çıkarttı Galatasaray. Botaş geriye koşmakta çok zorlanıyor bu dakikalarda. Zidane Kıran 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound Deniz'de kaldı. Joyner Holmes. Bir üst sayılık daha atış isabetli Zidane Kıran'dan. Farkı tek hanelere indirdi tekrardan. 26-18 Galatasaray Çağdaş Faktör Üngün üstünlüğü var. Sude Yılmaz ve Galatasaray Çağdaş Faktör Üngün hücumu. Julie Vanlo 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound Joyner Holmes'e kaldı. Joyner Holmes sahayı koştu. Turnike'yi bıraktı. Meltem Yıldızhan'ın kollu geldi. İki serbest atış kullanacak Joyner Holmes. Galatasaray'da ikinci güçlü kenara geldi. Manisha Heinzelen. Serbest atış kullanacak. İlk atışı isabetli. Join Wormsen 2'de 2 geldi. Jüri Vanlu ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Hintman Abdelkader. Zidane Kuran'dan agresif savunma. Azat topu çalıyordu. Yuli Vanlu. Sude Yılmaz. Yuli Vanlu potaya gitti. Maisha Heinzelen. 3 sayılı katı süre biterken Maisha Heinzelen'dan farkı 9'a çıkarttı. Heinzelen'ın da 5. sayısı. Lindra Weaver. Joyner Holmes. Salih Mandracı. Joyner Holmes'u gördü. Bomboş. Bıraktı. Joyner Holmes. 8. sayısı. Şu an sahanın en skorer ismi Joyner Holmes. Meltem Yıldızhan. Maisha Hinzalan'ın perdesini kullandı. Meltem sol turnikeyi bıraktı. Atışında isabet yok. Joyner Holmes. Tüm sahayı koştu. Lindra Weaver'a bıraktı. Maisha Hinzalan'ın müthiş bir bloğu. Heinzelen
en iyi yaptığı işlerden birini yaptı. Linda Weaver orta mesafe atışı isabetli. Linda Weaver da burada en sevdiği işlerden birini yaptı orta mesafe şutuyla. Fark 5'e indi. Kiki Ergun. Julie Van Loo. Julie Van Loo ve Mayshine Zell'in arasında top kaybolmak üzereydi. Mayshine Zell'in orta mesafeyi bıraktı. 7. sayısı Maisha Heinzelen'in. Joyner Holmes. Zidane Kuran. Deniz atışında isabet yok. Heinzelen aldı reboundu. Julie Van Loo. Galatasaray yarı sahayı koşarak geçiyor. Hint Ben Abdelkader. Orta mesafesi isabetli değil. Rebound Zidane Kuran'da kaldı. Salih Mandıracı ve Botaş hücumu. Linda Weaver. Kiki Ergin var savunmasında. Linda Weaver. Atışı isabetli değil ve foul geldi. İki serbest atış gelecek. Linda Weaver'dan. Galatasaray'da Sude Yılmaz kenara geliyor. Gizem Yavuz Yar oyuna dahil olan isim. Altta mıymış? Yok. Ha öyle mi? Linda Weaver'ın ilk atışı isabetli. Linda Weaver'dan 2'de 2 geldi. Farkı tekrar 5'e indirdi. Botaş. Gizem Yavuz ve Galatasaray Çağdaş Faktörü hücumu. Mayşe Ainzeron. Join Rolls'un üzerine gitti. Mayşe Ainzeron'un atışında isabet yok. Rebound'u aldı. Ainzeron yine atışında isabet yok. Join Rolls aldı rebound'u. Join Rolls. Yarı sahayı koşarak geçti ama Hint Ben Abdelkader'den çok kritik bir savunma katkısı geldi. Julie Van Loo ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Salih Mandıracı var savunmasında. Julie Van Loo Kiki Ergin'i gördü. Kiki Ergin basket ve foul. Kiki Ergin'in maçtaki ilk sayıları. Salih Mandıracı'nın da ikinci foulü. Salih Mandıracı geliyor, kenara geliyor. Manol'e kurtulmuş. Oyuna giriyor. Kiki Ergin tek atışında da isabet buldu. Linda Weaver ve Botaş hücumu. Deniz Üstün. Joyner Holmes. Joyner Holmes boşluğu gördü. Potaya gitti. Maisha Heinzelen'in foul'ü geldi. Heinzelen'in ilk foul'ü bu maçtaki. Joyner Holmes ilk atışı isabetli. Sen 2'de 2 geldi. O da bu sezonu Seattle Storm'da geçirdi. WNBA'de yaz ayını. Ben Abdelkader çok iyi gördü Maisha Ainzen'i. Kiki Ergin 3 sayılık atış isabetli. Kiki Ergin'in 3 sayılık atış isabetli. Farkı 9'a çıkarttı. Galatasaray Çağdaş Faktöring.
Portaş karşısında. Joyner Holmes. Manolo kurtulmuş. Joyner Holmes'u gördü. Geriye çekildi. Joyner Holmes atış isabetli. Farkı 7'ye indirdi Botaş. Joyner Holmes çift hanelerde 12. sayısı. Julie Vanloo. Kiki Erigan. Vanloo'yu gördü. 3 sayılık atış. Julie Vanloo donat. İsabetli değil. Joyner Holmes aldı reboundu. Linra Weaver. İki takım da yarı sahayı koşarak geçiyor. Deniz Üstün. Joyner Holmes 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound Maisha Heinzelen'de kaldı. Heinzelen. Joyner Holmes araya girdi. Son müdahale Deniz Üstün'den. Koç Alper Gurur'un molası geldi. Şu ana kadar çok tempolu bir maç izledik. Yaklaşık 16,5 dakikalık süreçte Galatasaray'ın 37-30 üstünlüğü var. Maisha Heinzelen 7 sayılı bir reboundla oynuyor Galatasaray adına. İnci güçlü oyuna girdiği dönemde çok ciddi katkı verdi. 6 sayı 3 reboundu var. Yine Julie Vanloo'nun 6 sayı 4 asisti var. Kiki Harrigan'da 6 sayıda şu ana kadar. Botaş'ta ise Joyner Holmes 12 sayı 8 reboundla takıma katıldığından bu yana en iyi performansını sergiliyor. Linga Weaver'ın da 8 sayısı var. 3 sayı reboundu var Linga Weaver'ın. Botaş maç içerisinde 3. skoreri bulmakta biraz zorlandı. 2 yabancısı Joyner Holmes ve Linga Weaver'ın toplamda 20 sayısı var. Şu ana kadar 30 sayının 20'sini ürettiler. Galatasaray'da şu ana kadar 7 oyuncu skora katkı yaptı. Skor anlamında en güvenli yerlerden biri Hintman Abdelkader'in henüz skor üretmediğini de söylemiş olalım. Mayşan Zeman topu Hintman Abdelkader'e teslim etti. Ben Abdelkader. Gizem Yavuz'u gördü. Hint Ben Abdelkader'i tekrar gördü Gizem Yavuz. Asist Gizem'den. Hint Ben Abdelkader ilk sayılarını üretti maçtaki. Farkı çift hanelere çıkarttı. Ben Abdelkader. Zilan Kıran'a. Topun üzerindeki baskı. Kiki Ergın ve Gizem Yavuz Yar'la arttı. Ama foul geldi. Sonrasında Gizem Yavuz Yar'dan. Gol hakkı olduğu için iki serbest atış kullanacak. Ronay'ı Zilan Karan. Kıran. İlk atışı isabetli Zilan Kıran'ın. Zilan'dan 2'de 2 geldi. Büşra Akbaş. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde oyuna girecek. Julie Vanloo kenara geliyor. 40-32 Galatasaray Çağdaş Faktörü. Üstünlüğü var. Botaş karşısında. Hint Ben Abdelkader çok basit bir turnikeyi kaçırdı. Çok iyi. İkili oyun olacaktı. Manolo kurtulmuş. Joyner Holmes 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound. Hint Ben Abdelkader ve Ronay Zilan. Deniz Üstün arasında paylaşılamayan topta foul geldi. Deniz Üstün solda. Hakemler pozisyonu kendi aralarında değerlendiriyorlar.
pozisyonu değerlendirdiler ve normal foul kararı çıktı. Reimers oyuna dahil oluyor. Rotaş da çeyreğin sonunda. Deniz Üstün, Kiki Herigun'a baskısı hücum foul aldırttırdı. Ve farkı 6'ya indirdi. Tyler Heimer'ın da maçtaki ilk sayıları. Maisha Einzeller. Kiki Erigan. Savunmasında Lindra Weaver var. Hinkman Abdelkader. Gizem Yavuz. Orta mesafe atışı Gizem Yavuz'un isabetli değil. Zidane Kran'da kaldı. Rebound. Tyler Heimer. Kurtulmuşu üzerinde Gizem Yavuz'un baskısı vardı. Topu geçiremedi. Lindra Weaver'ı orta mesafesi isabetli. Farkı 4'e kadar indirdi. Botaş Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün karşısında. 6-0'lık Botaş serisi geldi. Gizem Yavuz. Ayşe Anzeli'nin perdesini kullandı. Büşra Akbaş. Büşra. Ayşe Anzeli'ni gördü. Basit hata Maisha Heinzelen'dan. İnci Güçlü ve Meltem Yıldızhan oyuna giriyor. Gizem Yavuz ve Kiki Herigan kenarda. Ve Botaş hücumu. Ben Abdelkader var savunmasında. Lindra Weaver'ın perdesini kullandı. Deniz Üstün orta mesafe atışı farkı 2'ye indirdi. Deniz Üstün. Ve bunda Fitzgerald'ın olmadığı günde Deniz ve Zilan'dan önemli katkılar aldı Botaş. Deniz Üstün'ün ikinci foul'ü geldi. Botaş'ın bu çeyrekteki üçüncü takım golü. Jüri Vanlu. İkinci güçlünün perdesini kullandı. Vanlu. Meltem Yıldızhan'ı gördü. Güçlü Akbaş. Meltem. Üç sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound. Zilan Kıran'da kaldı. Tyler Heimer. Orta mesafesi isabetli. Skora dengeyi getirdi. Tyler Heimer seriyi de 10'a çıkarttı. 10-0'lık bir seri geldi Botaş'tan. Büşra Akbaş. İnci Güçlü gördü. Büşra. İnci'nin basketi geldi. Bugün İnci Güçlü çok önemli katkı veriyor. 8. sayısı bu. Tyler Heimer. Deniz Üstün. Hinkman Abdelkader var savunmasında. Zilan Kıran. Zilan. Güçlü Akbaş'ın üzerine gitti. İnci bir top daha çaldı. İnci Güçlü ama süre yetmedi. İlk yarıyı Galatasaray Çağdaş Faktörü Botaş karşısında 42-40 Üstün tamamladı. İlk yarıda Maisha Einzelen 7 sayı 7 reboundla ilk yarıyı tamamladı. Kiki Erigan'ın 6, Juli Vanlu'nun 6 sayısı var. Botaş'ta da Joyner Holmes 12 sayı 9 rebound. Lindra Weaver'da 10 sayıyla ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıda tekrardan birlikte olacağız.
İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile BOTAŞ karşı karşıya geliyor. İlk yarıyı Galatasaray Çağdaş Faktoring BOTAŞ karşısında 2 sayı farkla 42-40 önde tamamladı. Bir ara farkı çift hanelere 11 sayıya kadar çıkartmıştı Galatasaray Çağdaş Faktoring ama çeyreğin sonunda BOTAŞ 10-0'lık seriyle skoru dengeledi. İlk yarıda Galatasaray Çağdaş Faktoring %42 ile sahi isabetiyle oynadı. BOTAŞ %43 ile oynadı. İki takım istatistikleri aslında çok yakın. 15-12 asistlerde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in üstünlüğü var. Reboundlarda 22-20 BOTAŞ'ın üstünlüğü var. Top kayıp sayıları adetleri iki takımın da bu kadar yüksek tempoyla oynadıkları bir maçta çok düşük. BOTAŞ'ın 6, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 5 top kaybı var. Galatasaray'ın 3 sayı yüzdesi yüksek bugün. 11 denemede 6 isabeti var. %55 ile oynuyor. BOTAŞ'ta da bugünün en kötü istatistiği 3 sayı çizgisinin gerisinden 11 denemesi var. Sadece 2 isabeti var BOTAŞ'ın. 3. çeyreğe Galatasaray Çağdaş Faktoring hücumuyla başlanacak. Rivanlu ve Galatasaray hücumu. Meltem Yıldızhan. Mayşahin Zeylan. Tayraymer var savunmasında. Mayşahin Zeylan atışında isabet yok. Rivan mücadelesi Kiki Ergin'de kaldı. Mayşahin Zeylan'ı gördü. Tayraymer'ın golü geldi. Mayşahin Zeylan'a. Koç Alper Durur pozisyonda. Centilmenlik dışı foul beklentisi var. İki serbest atış kullanacak Manşa Heinzelen. Heinzelen'in katışı isabetli. 8. sayısı onun da. 2'de 2 geldi. Heinzelen'dan çizgide hata yapmadı. Salih Mandıracı ve BOTAŞ hücumu. Zilan Kıran. Salih Mandıracı'yı gördü. Julie Vanlu var savunmasında. Tayraymer. Heinzelen savunmasında. Tayraymer'ın dışı hiçbir şey değmedi. Meltem Yıldızhan. Galatasaray yine sahayı hızlı koştu. Kiki Erigan. Heinzelen'ı gördü. Nihal Güngör Yıldırım'ın foul'ü geldi. İki serbest atış kullanacak. Mayşa Heinzelen. İsabetli. Heinzelen'dan 2'de 2 geliyor. Zilan Kıran ve BOTAŞ hücumu Tayraymer. Salih Mandıracı. Tayraymer. Zilan Kıran. Potaya gitti Zilan. Çok iyi bıraktı. Zilan Kıran. Farkı 4'e indirdi. Heinzelen. Julie Vanlu. Ben Abdelkader. Zilan Kıran var savunmasında. Atışında isabet yok. Ben Abdelkader'in. Salih Mandıracı ve BOTAŞ hücumu. Salih Mandıracı. Ters turnike basket Salih Mandıracı'dan. Farkı tekrar 2'ye indirdi. BOTAŞ Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün karşısında. Julie Vanlu'dan çok basit bir hata. Salih Mandıracı ve BOTAŞ hücumu. Tayraymer. Nihal Güngör Yıldırım'a teslim etti topu.
Zidane Kıran. Salihan Mandıracı. 3 sayılık atışı. Salihan'ın atışında isabet var. Botaş'ı öne taşıyor. 7-0'lık seriyle Salihan Mandıracı. İlkben Abdelkader. Juli Vanlu. Juli Vanlu potaya gitti. Atışında isabet yok. Yerde dedi hakemler. Zidane Kıran'ın foul'ü geldi. İlk foul'ü Zidane Kıran'ın. İlkben Abdelkader kenara geldi. Büşra Akbaş oyunda. Juli Vanlu. Kiki Ergin'in perdesini kullandı. Juli Vanlu. 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Rebound Nihal Güngör Yıldırım'da kaldı. Salihan Mandıracı ve Botaş hücumu. Mindra Weaver. Kiki Ergin savunmasındaydı. Nihal Güngör Yıldırım. Maisha Heinzel'in topu çaldı. Heinzel'in Salihan Mandıracı'nın üzerine gitti. Türkiye'yi bıraktı ve tekrar Galatasaray Çağdaş Vakdörüngü öne geçiriyor. Salih topun silinmesini istedi ve oyun durdu. Heinzel'in de 13. sayısına ulaştı maçtaki. 13 sayısı 7 reboundu. 2 de top çalması var. 1 de bloğu var. Maisha Heinzel'in yine istatistik kağıdının birçok noktasına dokunuyor. Salih Mandıracı, Tyler Heimer'ın perdesini kullandı. Tyler Heimer potaya gitti. Maisha Heinzel'in foul'ü geldi. Basketbol Tyler Heimer'dan. Tyler Heimer'ın da 6. sayısı. Bir de serbest atış kullanacak Tyler Heimer. Tek atışı isabetli. 7. sayısı Tyler Heimer'ın. Vanlu ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Kiki Harrigan potaya gitti. Atışı isabetli, skora dengeyi getirdi. Kiki Harrigan. 8. sayısı Kiki Harrigan'ın da. Salih Mandıracı. Zidane Kıran'ın atışı isabetli. Tarayan Reimer aldı uzun bir bandı. Nihal Güngör Yıldırım'da kaldı top. Nihal Güngör orta mesafe atışı isabetli. Ayağı çizgideydi. Nihal Güngör Yıldırım'ın Botaş'ı tekrar öne geçirdi. Müşra Akbaş, Kiki Harrigan, Mindra Weaver var savunmasında. Juli Vanlu, Maisha Heinzel'in birebir oynamak istiyor. Foul geldi. Zidane Kıran'dan Juli Vanlu'ya. Zidane Kıran'ın da ikinci foul'ü. Botaş'ın bu çeyrekteki foul hakkı doldu bu foul'le birlikte. İlk 4 dakika içerisinde foul hakkını doldurdu Botaş. Joyner Holmes ve Manolo kurtulmuş oyunda. Tyler Heimer ve Zidane Kıran kenara geliyor. Juli Vanlu potaya gitti. Mindra Weaver'ın savunması ve atışında isabet yok Juli Vanlu'dan. Mindra Weaver. Manolo kurtulmuş. Turnikesi isabetli değil. Rebound Maisha Heinzel'in'de kaldı. Heinzel'in pasını Juli Vanlu yakalayamadı. Botaş hücumu devam edecek. İlk yarıda çok az top kaybı yaptı demiştik iki takım içinde ama ikinci yarının başında iki takımdan basit top kayıpları geldi. Sude Yılmaz, Kiki Harrigan yerine oyuna giriyor. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde. Nihal Güngör Yıldırım.
Salih Mandıracı, Joyner Oymuş'un perdesini kullandı. Salih potaya gitti. Atışı isabetli değil. Joyner Oymuş reboundu aldı. Tekrar kendi topunu tipledi. Reboundu aldı. Geriye çekildi, atışı isabetli değil. Maisha Heinzelen aldı reboundu. Heinzelen Güçlü Akbaş'a teslim etti topu. Meltem Yıldızhan fizik avantajını kullandı Nihal Lindor Yıldırım'a karşı ve skora dengeyi getirdi. Lindra Weaver basit bir top kaybı, Büşra Akbaş topunu çaldı. Meltem Yıldızhan, Büşra Akbaş, Meltem boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli Meltem Yıldızhan'ın. Mola timeout. Barış Akgün BOTAŞ adına mola. Arda arda 5 sayı Meltem Yıldızhan'dan Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü öne taşıdı Meltem. Çift tanelere ulaştı, o da 10. sayısı. Hatice Pelin Gülçelik oyuna dönüyor. Nihal Gündör Yıldırım yerine. Salih Mantıracı ve BOTAŞ hücumu. Indra Weaver, Meltem Yıldızhan üzerinde birebir oynadı. Geriye çekildi, atışı isabetli değil. Maisha Heinzelen reboundu aldı. Heinzelen basit bir top kaybı Heinzelen'dan. Kendi reboundunu aldı. Yarı sahayı topla koştu ama basit hata geldi Heinzelen'dan. O rebound da onun bu maçtaki double-double'ıydı aslında. Double-double rebounduydu. 13 sayısı 10 reboundu var Maisha Heinzelen'ın. Salih Mandıracı, Lindra Weaver, Meltem Yıldızhan var savunmasında. Lindra Weaver geriye çekildi. Orta mesafesi, atışında isabet yok. Rebound Manolya kurtulmuş aldı ama Manolya'nın foul'ü geldi. Foul hakkı dolduğu için de iki serbest atış kullanacak Galatasaray Çağdaş Factoring. Sude Yılmaz iki serbest atış kullanacak. Sude Yılmaz iki serbest atış kullanacak. Sanırım foul'u yapan oyuncunun kim oldu? Sude ilk atışı isabetli. Sude Yılmaz'dan 2'ye 2 geldi. Bugün 4 sayısı var Sude Yılmaz'ın. O da geçen sezonu sakat geçirmişti. Kadın basketbolunda çok
Gelecekte çok şeyler beklediğimiz isimlerden biri. Salih Mandıracı. Indra Weaver. İkili sıkıştırma geldi. Salih Mandıracı. Jules Vanlu var savunmasına. Salih 3 sayılık atışı. Aslında isabet yok. Rebound'a Pelin Gülçevik geldi ve rebound'u alır ve basketi bitirdi. Pelin'in maçtaki ilk sayıları farkı 3'e indirdi. Botaş adına Hatice Pelin Gülçevik. Pelin bir de araya girdi. Galatasaray Çağdaş Vakfı'nın hücumu devam edecek. Meltem Yıldız'dan topu oyuna sokacak. Jülü Vanlu, Salih Mandıracı var savunmasında. Meltem Yıldızhan potaya gitti. Dindra Weaver'ın savunması geldi. Joyner Holmes. Joyner Holmes, Dindra Weaver'ın turnikesi atışında isabet yok. Son müdahale Sude Yılmaz'dan. Alper Durur'un bir önceki pozisyonda foul beklentisi vardı. Joyner Holmes. Pelin Gülçelik. Salih Mandıracı. Hücumun bitmesine son 4 saniye. Salih 3 sayılık atışı isabetli. Çok uzaklardan Salih Mandıracı üçlüyü gönderdi. Skora dengeyi getirdi. Genç oyuncunun 11. sayısı bu. Büşra Akbaş atışında isabet yok. Maisha Heinzel'in hücum ribaundunu aldı ve kolay bir turnike bıraktı. Maisha Heinzel'in Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü tekrar öne geçirdi. 15. sayısı Heinzel'in. Pelin Gülçelik Joyner Holmes'u gördü. Joyner Holmes. Lindra Weaver orta mesafe atış isabetli. Lindra Weaver'ın skorda tekrardan denge var. 12. sayısı Lindra Weaver'ın. Maçta tempo bir an olsun aşağıya inmiyor. İki takım adına da yüksek tempo var. Uşu Akbaş. Salih Mandıracı'nın kolu geldi. Perdede. İki serbest atış gelecek. Uşu Akbaş'tan. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde Kiki Harrigan ve Hint Ben Abdelkader oyuna dahil olacak. Jülü Vanlu ve Sude Yılmaz kenara geliyor. Isabetli değil. Şu Akbaş'tan 2'de 1 geldi. Potaş'ta da Buket Ünal ve Deniz Üstün oyuna dahil oldular. Joyner Holmes. Joyner Holmes potaya gitti. Atışında isabet yok. Kendi reboundunu aldı ve bitirdi. Joyner Holmes. Şu ana kadar Botaş'ın en skorer ismi Joyner Holmes ama çok fazla düzen dışına çıktığını gördük. Hint Ben Abdelkader 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound Kiki Harrigan'da kaldı. Ben Abdelkader atmadı. Meltem Yıldızhan'ı gördü. Meltem çok basit hata geldi. Meltem Yıldızhan'dan. Pelin Gülçelik kaldı. Lindra Weaver, Büşra Akbaş'ın foul'ü geldi. Foul hakkı vardı Galatasaray'ın. Bu ikinci foul'ü bu çeyrekteki Büşra'nın da ikinci foul'ü oldu. Potaya gitti. Joyner Holmes atışında isabet yok. Rebound.
Ayşen Zeynep'in de kalmıştı. Büşra Akbaş'ın turnikesi geldi. Joyner Oyuncu'nun dönem dönem bu düzen dışı şutları geriye koşmalarda da BOTAŞ'ta problem yaratıyor. Linda Weaver, Deniz Üstün, Büşra Akbaş var savunmasında. Deniz potaya gittik. Kikergan'ın üzerinden bıraktığı atışında isabet yok. Heinzelen aldı rebound'u. Heinzelen yarı sahayı Heinzelen koştu. Kikergan'a teslim etti. Büşra Akbaş ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Son 30 saniyenin içerisindeyiz. 3. çeyrekte. Büşra Akbaş potaya gitti. Atışı isabetli. Farkı 3'e çıkarttı Büşra Akbaş. 64-61 Galatasaray Çağdaş Faktör'ün üstünlüğü var BOTAŞ karşısında. Hücum süresiyle maç süresi arasında 0.3-0.4 saniyelik bir fark var. Deniz Üstün ve BOTAŞ hücumu. Büşra Akbaş foul yaptı. 3. foulü Büşra'nın. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün de 3. takım foulü. Bir takım foul hakkı daha var bu çeyrekte. Pelin Gülçelik. Deniz Üstün 3 sayılık atışı hiçbir şeye değmedi. Son 2 saniye. Kikeregan orta sahadan gönderdi. Atışı isabetli değil. Dengeli de gönderdi. Kikeregan ama isabet bulamadı. 3. çeyreğin sonunda Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün BOTAŞ karşısında 64-61 üstünlüğü var. Heinzelen'in şu ana kadar 15 sayı 13 reboundu var. 24 verimlilik puanıyla oynuyor. Manşah Heinzelen Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün adına. Büşra Akbaş da çeyreğin sonunda bulduğu ard arda sayılarla çift tanelere ulaştı. Kenardan gelip 10 sayı 5 asist 4 reboundu var. Büşra Akbaş'ın Meltem Yıldızhan'ın da 10 sayısı var. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün adına. BOTAŞ'ta Joyner Holmes 14 sayıyla takımın en skoreri. 14'te reboundu var Joyner Holmes'un ama onun düzen dışı performansı sorun yaratıyor gibi duruyor BOTAŞ'a. Joyner Holmes sahadayken -6 şu ana kadar BOTAŞ, bunu söyleyebiliriz. Salih Mandıracı 11 sayısı var. Lindra Wheeler'ın da 12 sayısı var. BOTAŞ adına kenardan gelen Taya Reimer ve Zilan Kıran'ın 7'şer sayısı var. BOTAŞ adına. Başta son çeyrekte, son çeyreğe girerken Zilan Kıran ve Taya Reimer tekrar oyunda. Salih Mandıracı ve BOTAŞ hücumu Julie Vanlu savunmasındaydı. Joyner Holmes, Salih Mandıracı. Pelin Gülçelik. Taya Reimer'ı gördü. Orta mesafe atışı Taya Reimer'ın. Tutan içinden çıktı top. Meltem Yıldızhan aldı reboundu. İkili sıkıştırma geldi Meltem Yıldızhan'a. Ve teknik foul geldi Galatasaray bench'ine. Pozisyonda Meltem Yıldızhan'a foul itirazı vardı. Fake serbest atış kullanacak BOTAŞ. Teknik foul'dan olan Salih Mandıracı tek serbest atışlarında isabet buldu. Teknik foul'dan doğan serbest atışlarında isabet buldu.
Reimer, Joyner Orange. Zidane Kram, Joyner Orange'in perdesini kullanmak istedi. Zidane Kram potaya gitti, atışında isabet yok. Son müdahale Joyner Orange'den. Galatasaray Çağbaş Faktör'ün ucumu olacak. Juli Wanlu ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Lütfen Abdelkader. Pelin Gülçelik var savunmasında. Kiki Erigan. Orta mesafesi. Açında isabet yok. Join Rolms rebound'u aldı. Taya Reimer. Zidane Kıran'a teslim etti topu. Meltem Yıldızan var savunmasında. Join Rolms. Geriye çekilerek atışı isabetli. Maça dengeyi getirdi Joyner Holmes. 16. sayısı bu maçtaki. Lindman Abdelkader. Pelin Gülçeli'nin foul'ü geldi. Bu çeyrekteki ilk foul. Pelin'in de ilk foul'ü bu maçtaki. Lindman Abdelkader. Perdesini kullandı Kiki Ergin'in. Ben Abdelkader sıkıştı orada. Top kaybı gelmek üzereydi. Süre bitmek üzere. Maisha Heinzel'in atışında isabet yok. Rebound Salih Mandıracı'da kaldı. Link Ben Abdelkader'in foul'ü geldi. Link Ben Abdelkader'in de ilk foul'ü bu maçtaki. Çelik ve Botaş hücumu. Pelin yarı sahayı geçirdi topu. Joyner Holmes. Salih Mandıracı. Juli Wanlu var savunmasında. Son 7 saniye hücumun bitmesine. Salih Mandıracı. Taya Reimer'ı gördü. Maisha Heinzel'in var savunmasında. Taya Reimer geriye çekildi. Atışı isabetli değil. Rebound. En son Zilan Kran'dan çıktı. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu olacak. Zidane Kral'ın ayağına çarpmış son anda top. Son 8 dakika içerisindeyiz. 64-64 beraberlik var maçta. Juli Wanlu, Kiki Ergin, Meltem Yıldızan. Meltem Yıldızan, Maisha Heinzel'in perdesini kullandı. Maisha Heinzel'in atışı isabetli. Maisha Heinzel'in 17. sayısı bu. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün yöne taşıyor Maisha Heinzel. Salih Mandıracı. Joyner Holmes'un perdesini kullandı. Kiki Erigan'ın müthiş bloğu. Kiki Erigan'ın maçtaki ikinci bloğu. Ligin blok lideri Kiki Erigan'ın bloğu geldi. Salih Mandıracı. 10 saniye var hücumun bitmesine. Taya Reimer geriye çekildi. Atışı isabetli. Skora tekrardan dengeyi getirdi Taya Reimer. Lindman Abdelkader. Kiki Ergin. Juli Wanlu savunmasında Salih Mandıracı. Juli Wanlu, Maisha Heinzel'in orta mesafe isabetli. Heinzel'in atmaya devam ediyor. 19. sayısı Maisha Heinzel'in. Salih Mandıracı, Zidane Kıran, Taya Reimer, Pelin Gülçelik, Meltem Yıldızan var savunmasında. Salih Mandıracı, Taya Reimer'in perdesini kullandı. Pelin Gülçelik, üst sayı katışı, atışında isabet yok. Kiki Ergin aldı rebound'u. Juli Wanlu'ya topu teslim etti. Maisha Heinzel'in elini tutuyor, bileğini tutuyor. Umarım ciddi bir şey yoktur. Juli Wanlu. Gergin'in perdesini kullandı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound Joyner Holmes'a kaldı. Joyner Holmes topu
yarı sahayı geçirdi. Salih Mandoja teslim etti. Zidane Kral, Tay Reimer, Kiki Harrigan'ın çok iyi bir savunması vardı. En son top Heinzelen'den çıktı. Heinzelen kenara geliyor. Manolio kurtulmuş. Zidane Kral değişikliği geldi. Botaş tarafında da inci güçlü oyunda Galatasaray'da Heinzelen yerine. Salih Mandıracı. Joyner Orange. Kiki Erigan'ın müdahalesi var. Botaş hücumu devam edecek. Son 4.7 saniye. Joyner Orange. Orta mesafe atışında isabet yok. Tay Reimer rebound'u aldı. Atışı isabetli. Tay Reimer'ın skora tekrardan denge geldi. Tay Reimer'da çift tanelerde 11. sayısı. O da ikinci yarıda önemli katkı yaptı. Botaş adına Jüri Vanlı 3 sayılık atışı. Atışında isabet yok. Joyner Holmes aldı rebound'u. Salih Mandıracı'ya teslim etti topu. Salih Mandıracı, Joyner Holmes. İnci güçlü var savunmasında. Joyner Holmes. Tayyar Aymer'ı gördü. Link ben Abdelkader ters eşleşmeyi işlemek istedi orada Botaş. Ben Abdelkader de çok akıllı bir foul yaptı. Joyner Orange. Manolo kurtulmuş. Çok iyi bir blok. Hint ben Abdelkader'den. Maçtaki Galatasaray'ın takım olarak 4. bloğu bu. Heinzelen'in 1, Kiki Erigan'ın 2 bloğu vardı. Şimdi Hintman Abdelkader'in bloğu geldi. Tay Reimer, Salih Mandıracı. Hücum süresinin bitmesine 5 saniye kaldı. Salih Mandıracı 3 sayılık atışı. Uzaklardan yine Salih'e gönderdi. Atışında isabet yok. Hintman Abdelkader'de kaldı. Hintman Abdelkader potaya gitti. Salih Mandıracı'nın foul'ü geldi. 2 serbest atış kullanacak Salih Mandıracı. Hintman Abdelkader. Salih Mandıracı'nın da 4. foul'ü bu. Ben Abdelkader de bugün hücumda Galatasaray'ın beklediği katkıyı yapamadı. İlk serbest atışında da isabet yok. Jüri Vanlu da maçın başında 2-3 sayılık isabet bulduktan sonra skora katkı yapamadan isimlerden biri Galatasaray adına. Ben Abdelkader ikinci serbest atışı isabetli. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü tekrardan öne getirdi. Hint Ben Abdelkader. 4. sayısı bu maçtaki. Joyner Holmes, Tay Reimer. Tay Reimer. İnci güçlünün üzerine gitti. Atışında isabet yok. Rebound. Meltem Yıldızhan'da kalmıştı. Jüri Vanlu'ya teslim etti. İnci güçlü. Meltem Yıldızhan. Kiki Erigan orta mesafe atışı isabetli. Kiki Erigan'ın mola geliyor Barış Akgün'den. Farkı 3'e çıkarttı. Galatasaray Çağdaş Faktöring son 4.43. 71-68 üstünlüğü var. Galatasaray Çağdaş Faktöring'in Kiki Erigan'ın da bu orta mesafe basketi onu çift tanelere taşıdı. Galatasaray'da 4 isim çift tanelerde. Heinzelen'in 19 sayısı var. 13'te reboundu var. 3 asisti var. 2 top çalması, 1 de bloğu var. Heinzelen bugünün yıldızlaşan isimlerinden Galatasaray Çağdaş Faktöring adına. Büşra Akbaş'ın 10 sayısı. Kiki Erigan'ın 10 sayısı. Meltem Yıldızar'ın da 10 sayısı var. Galatasaray Çağdaş Faktöring adına. Botaş'ta ise Joyner Holmes 16 sayı 17 reboundla oynuyor. Gerçekten Botaş adına çok önemli istatistik yaptı ama hakikaten düzen dışı performans. Bir uzuna göre düzen dışı performansı dikkat çekici. Salih Mandıracı'nın genç ismin 12 sayısı var. 4 asisti var. Indra Weaver 12 sayıda.
kenardan gelen Taya Reimer'ın da 11 sayı 4 ribaundu var. Özellikle Taya Reimer maçın ikinci yarısında önemli katkı yaptı Botaş adına. Yine kenardan gelen Zilan Kıran'ın da 7 sayısı var. O adam dönüşte Joyner Holmes yerine Lindra Weaver oyuna dahil oluyor Botaş'ta. Salih Mandıracı, Yuhanlu var savunmasında. Pelin Gülçelik, Lindra Weaver. Kiki Ergin var savunmasında, Lindra Weaver. Pelin Gülçelik, 3 sayılık atışı isabetli. Maça dengeyi getirdi Hatice Pelin Gülçelik. Hintben Abdelkader, Manolo kurtulmuş var savunmasında. Hintben Abdelkader, potaya gitti, gitmek istedi. Manolo var savunmasında, Ben Abdelkader'den basit hata. Çok zorladı Hintben Abdelkader, Manolo'dan da iyi savunma geldi. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde Ayşe Einzelen ve Üşra Akbaş oyuna dahil oluyor. Hintben Abdelkader ve İnci Güçlü kenarda. Einzelen'ın da eline küçük bir bandaj yapılmış, sahaya tekrardan döndü. Salih Mandıracı ve Botaş hücumu. Pelin Gülçelik, Meltem Yıldızhan var savunmasında. Lindra Weaver'ın perdesini kullandı Pelin Gülçelik. Lindra Weaver, Julie Vanlu araya girdi. Topu çaldı. Meltem Yıldızhan'ı gördü. Meltem'in sol turnikesi isabetli. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü tekrardan öne taşıdı. Meltem Yıldızhan 12. sayısı. Salih Mandıracı, Pelin Gülçelik 3 sayı atışı. Pelin'den bir üçlük daha. Pelin Gülçelik'ten ard arda 2 üçlük. Bu sefer Botaş önde. 74-73. Einzelen, Taya Reimer var savunmasında. Büşra Akbaş. Einzelen. Julie Vanlu. Manolo kurtulmuş var savunmasında. Julie Vanlu Einzelen'ı gördü. Paul geldi. Taya Reimer'ın Einzelen'a. Üçüncü takım foul'ü bu. Botaş'ın, Taya Reimer'ın da üçüncü foul'ü. Soluk soluğa müthiş bir maç izliyoruz. Son 3-12. Kiki Erigan, Büşra Akbaş. Einzelen'ın perdesini kullandı. Büşra orta mesafesi isabetli. Salih Mandıracı aldı ribandı. Taya Reimer. Kiki Erigan araya girdi. Taya Reimer da kaldı top. Pelin Gülçelik. Pelin potaya gitti. Taya Reimer'ı gördü. Taya Reimer'a foul geldi. Maisha Heinzelen'dan. İki serbest atış kullanacak Taya Reimer. Heinzelen'ın da üçüncü foulü bu maçtaki. Taya Reimer'ın ilk atışı isabetli değil. 74-73 Botaş üstünlüğü var. Son 2 dakika 48 saniye. Taya Reimer 2'de 0 geldi. Kiki Herigan'da kaldı top. Rebound. Büşra Akbaş. Büşra Akbaş orta mesafesi isabetli. Büşra Akbaş Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü öne geçiriyor. 75-74. Manolo kurtulmuş. Lindra Weaver. Taya Reimer. Salih Mandıracı. Lindra Weaver'ı gördü. Pelin Gülçelik. Taya Reimer. Foul geldi. Kiki Herigan'dan. Kiki Herigan'ın da ikinci golü oldu bu. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün molası geldi. Son 2-19. Gerçekten soluk soluğa çok keyifli bir maç.
izledik şu ana kadar. Bakalım finali, son 2-19'daki finali nasıl olacak? Moladan Botaş ucumuyla döneceğiz. Salih Mandıracı. Güçlü Akbaş vardı savunmada. Salih Ağır. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound. Elden ele sekti. En son Hanzer'ında kaldı. Güçlü Akbaş 2'ye 1 hücum. Meltem'i gördü. Meltem atış isabetli. Meltem Yıldızhan'ın isabetli. Kemal Oğuz'u durdurdu. Orada rebound mücadelesinde ıslanan bir alan var. Orayı temizlediler. Orayı kuruttular. ...77-74... Galatasaray Çağdaş Faktöring'in Botaş karşısında üstünlüğü var. Pelin Gülçelik, Lindra Weaver, Taya Reimer, Salih Mandıracı, Lindra Weaver, Maisha Heinzelen var savunmasında. Pelin Gülçelik, Meltem Yıldızhan var. Pelin Gülçelik potaya gitti. Atışı isabetli değil. Rebound Heinzelen'de kaldı. Frene bastı Maisha Heinzelen. Topu da kendi geçirdi yarı sahaya. Julie Van Nuy'a teslim etti. Son 1,5 dakika içerisindeyiz. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün 77-74 üstünlüğü var. Van Nuy. Van Nuy potaya gitti. Van Nuy'un atışı isabetli değil. Çok basit bir turnikeyi kaçırdı Julie Van Nuy. Manolya kurtulmuş. Heinzel'in üzerine gitti. Manolya'nın turnikesi geldi. Fark 1'e indi. Son 1 dakikaya doğru yaklaşıyoruz maçta. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün bir sayı farklı üstünlüğü var. Meltem Yıldızhan. Manolya kurtulmuş var savunmasında. Julie Van Nuy. Van Nuy. Atışı isabetli değil. Taya Reimer'da kaldı rebound. Salih Mandıracı ve Botaş ucumu. Son 40 saniye içerisindeyiz. 77-76 Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün üstünlüğü var. Manolya kurtulmuş. 3 sayılık atışı isabetli. Manolya kurtulmuştan en kritik yerde. Önce 2 sayılık, sonra 3 sayılık basket. 5 sayılık katkı Manolya kurtulmuştan. Manolya bugün ürettiği 5 sayıyı son 1 dakika içerisinde üretti. Çok kritik yerde. Botaş'ın 79-77 üstünlüğü var. Son 33 saniye maçta gerçekten nefes nefese iki takımın müthiş mücadelesini izledik. Müthiş maç izlettiler bize şu ana kadar iki takımda. Bakalım bize son 33 saniye, 33,5 saniye hatta ne gösterecek?
Büşra Akbaş. Ayşe Einzeller'ın perdesini kullandı. Einzeller'ını gördü. Potaya gitti Einzeller. Ve basketi buldu. Bu sefer de Barış Akgün'ün molası geldi. Skorda denge var. 79-79. Einzeller'ın da 21. sayısı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4 haftada 2 maç uzatmaya kalmadı. Bakalım bugün bir uzatma izleyecek miyiz? Son 26 saniyeye 79-79 eşitlikle giriyoruz. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün BOTAŞ maçında. BOTAŞ tam sağdan topu oyuna sokacak. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde tam sağa baskısı var. Indra Weaver oyuna sokuyor topu. Salih Mandıracı. Büşra Akbaş var savunmasında. Indra Weaver'a teslim etti. Salih Mandıracı. Manolya kurtulmuş. Yuli Vanlu var savunmasında. Lindra Weaver çok basit hata geldi. Lindra Weaver'dan çok basit hata geldi. Son 11.4 saniye. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün gücü mü olacak? Bugün iki takım böyle yüksek tempolu çok iyi mücadele ettikleri maçta çok az top kaybı yapmışlardı. BOTAŞ'ın 10. top kaybı en kritik yerde geldi. BOTAŞ bugün 77 top kullandı. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde 67 top kullandı. Hücum reboundları özellikle BOTAŞ'ın daha fazla hücum etmesini sağladı. Son 11.4 saniye bize ne izletecek? Kiki Erigan, Indra Weaver var savunmasında. Maisha Heinzelen birebir oynuyor. Tyler Heimer'ın üzerine gitti. Maisha Heinzelen atışında isabet yok. Kiki Erigan rebound'u aldı ve bitiremedi. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü maçı kazanma noktasına getirmişti ama önce Heinzelen atışı isabetli olmadı. Sonra da Kiki Erigan hücum reboundu aldı, bitiremedi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftada ilk kez bir maç uzatmaya gidiyor. 79-79. Bu sıralara devam eden Melik Gazi Kayseri Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol maçında da skor vermiş olalım. Onda da son 26 saniye Melik Gazi Kayseri Basketbol'un 96-94 üstünlüğü var.
müthiş mücadele, Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün Botaş arasındaki bu müthiş mücadele bize 5 dakika daha izletecek. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün çeyreği bitirdiği 5 ile sahaya dönüyor. Botaş'ta da Joyner Holmes son 5 dakikada tekrar oyunda. Juli Vanlu ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Meltem Yıldızhan, Büşra Akbaş, potaya gitti Büşra ve yağmur damlasını bıraktı. Gözyaşı damlasını bıraktı. 81-79 Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu var. Galatasaray Faktör'ün üstünlüğü var. Joyner Holmes'un asisti. Lindra Weaver bitirdi. 81-81 Manisha Heinzelen, Kiki Harrigan, Joyner Holmes var savunmasında. Juli Vanlu Heinzelen'in perdesini kullandı. Vanlu çok basit hata Vanlu'dan. Joyner Holmes topu çaldı. Zaliha Mandracı Joyner Holmes'u gördü. Joyner Holmes turnikeyi bıraktı ve tekrar öne geçirdi Botaş'ı. 83-81 Botaş üstünlüğü var Galatasaray Çağdaş Faktör'ün karşısında. İkerigan Juli Vanlu'yu gördü. Manole Kurtulmuş'un foul'ü geldi. Manole'nin İkinci foul'ü, iki serbest atış kullanacak Juli Vanlu. İlk atışı isabetli Vanlu'nun. Vanlu'dan 2'de 2 geldi. 83-83 Zaliha Mandracı, Joyner Holmes, Lindra Viura teslim etti. Meltem Yıldızhan var savunmasında. Joyner Holmes çok basit hata. Kiki Harrigan, Juli Vanlu Kiki Harrigan'ı gördü. Kiki Harrigan turnikeyi bıraktı. Kiki Harrigan Galatasaray Çağdaş Faktör'ün göle taşıyor. Zaliha Mandracı, Kaya Reimer, Manolya Kurtulmuş'a teslim etti topu. Kaya Reimer'ın perdesini kullandı Manolya. Potaya gitti Manolya. Atışı isabetli değil. Büşra Akbaş. Mayşe Heinzelen. Juli Vanlu. Mayşe Heinzelen potaya gitti. Atışı isabetli değil. Joyner Holmes'e kaldı rebound. Zaliha Mandracı ve Botaş hücumu. Taya Reimer orta mesafesi isabetli. Maça tekrardan denge geldi. Meltem Yıldızhan. Lindra Weaver var savunmasında. Taya Reimer. Meltem Yıldızhan potoya gitti. Taya Reimer topuna müdahale etti. Kiki Harrigan topu kaybetti. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün Saliha Mandracı. Joyner Holmes. 3 sayılık atış. Kiki Harrigan'dan bir blok daha. 3. bloğu Kiki Harrigan'ın. Son 2 dakika. 85-85. Büşra Akbaş. Saliha Mandıracı'dan blok geliyor bu sefer de. Koç Alper Durul mola istedi. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün molası olacak.
soluk soluğa izliyoruz maçı. Uzatmada son 1.51, 85-85. Moladan iki takım da aynı beşlerle dönüyor. İki takımın da foul hakkının dolduğunu söyleyelim. Kiki Hergen, Julie Vanlu, 3 sayılık atışı Julie Vanlu'nun isabeti değil. Taya Reimer aldı reboundu. Lindra Weaver. Kiki Ergin var savunmasında. Lindra Weaver. Lindra Weaver. Salih Mandracı. 3 sayılık atış Salih'dan. Hiçbir şeye değmedi. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu olacak. Julie Vanlu ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Julie Vanlu, Maisha Hanzelen. Julie Vanlu, Meltem Yıldızhan'ı gördü. Hanzelen, Taya Reimer var savunmasında. Taya Reimer'ın foul'ü geldi Hanzelen'a. Dördüncü foul'u Taya Reimer'ın. Koç Alper Durur pozisyonu izlenmesini istedi. Challenge hakkını kullanmak istedi. Bakalım hakemler ne karar verecekler pozisyonda. Son bir dakika içerisindeyiz. Biraz önce bahsetmiştim yine ya, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde benzer saatte başlayan diğer maç da uzadı. Melik Gazi Kayseri Basketbol Antalya Toroslar maçı da uzadı. Normal süresi 97-97 bitti o maçında. Centilmenlik dışı foul kararı çıktı. Maisha Hanzelen
2 serbest atış kullanacak. Sonra da Galatasaray'ın kenardan hücumu devam edecek. Anzalın ilk atışı isabetli. 22. sayısı Maisha Hanzalan'ın. İkide bir geldi Maisha Hanzalan'dan. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu devam edecek. Büşra Akbaş ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Hanzalan'ın perdesini kullandı Büşra. Hanzalan'ı gördü. Geriye çekildi. Hanzalan atışı isabetli. Maisha Hanzalan ard arda basketleriyle Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü 3 sayı farklı üstünlüğe taşıdı. 88-85. Saliha Mandıracı. Indra Weaver. Joyner Holmes. Joyner Holmes. 3 sayılık atışı isabetli. Joyner Holmes en kritik yerde. Skora dengeyi getirdi Joyner Holmes. Büşra Akbaş ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu. Büşra Akbaş potaya gitti, atışında isabeti yok. Joyner Holmes aldı reboundu. Saliha Mandıracı frene bastı. Manolo kurtulmuş. Tyer Aymer orta mesafesi isabetli Tyer Aymer'ın. Ve maçı kazandıran basket pozisyonu izleyecekler. Maçın temposu o kadar yüksek ki süreye bakmayı da atlamışım ben. Çok kritik yerde Tyer Aymer'ın. Ve maç sona erdi. Tyer Aymer'ın basketiyle sona erdi. BOTAŞ Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü 90-88 mağlup etti. Müthiş maç, müthiş finalle sona erdi. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde Maisha Hanzalan'ın 24 sayı 16 reboundluk performansı vardı bugün. Büşra Akbaş 14 sayı 8 asistle oynadı. 5'te reboundu vardı. Meltem Yıldızhan'ın 14 sayı 6 asisti. Kiki Erigan'ın da 12 sayı 7 rebound 4 asist 3 bloğu vardı. BOTAŞ'ta 3 yabancılı BOTAŞ'ta Joyner Holmes 21 sayı 19 reboundla oynadı. Belki maç içerisinde düzen dışına çıktığını söylemiştik ama en kritik yerde çok kritik bir 3 sayılık basket geldi Joyner Holmes'ten. Tyer Aymer kenardan geldi. 15 sayı 6 reboundla oynadı. Lindra Weaver'ın da 14 sayı 4 reboundu vardı. BOTAŞ adına Saliha Mandıracı genç guard. Bugün Feyyonda Fitzgerald'ın sakatlığından dolayı 36 dakika sahada kaldı. 12 sayı 8 asist 4 reboundla oynadı. Saliha Mandıracı da BOTAŞ adına çok kritik galibiyet geldi. İşlerin çok çok iyi gitmediği dönemde lige ilk 3 maçta sadece bir galibiyetle başlamıştı BOTAŞ. Galatasaray'da 5. haftada 3. mağlubiyetini aldı. Üst üste de 2. iç saha mağlubiyeti geldi. Galatasaray Çağdaş Faktöring'den. Galatasaray Çağdaş Faktöring Avrupa kupalarındaki Avrupa Kupaları maçlarına başlıyor. Çarşamba günü Romanya temsilcisi Constanta ile karşılaşacak.
yine Ahmet Cömert Spor Salonu'nda. Hafta sonu da Galatasaray Bursa deplasmanına gidecek. Bursa Uludağ basketbolla karşılaşacak pazar günü. BOTAŞ'ta hafta sonu bir başka önemli takım Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak kendi sahasında Ankara'da. Maçın bu hakikaten keyifli maçın sonuna geldik. Maçın anlatımında ben Fatih Dilber sizlerle birlikteydim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma adına teşekkürler. İyi hafta sonları.